ne dedik? Hollanda parlamentosunda bugün 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak kabul eden tasarı görüşülecek. Oktan Erdikmen'i dinleyelim. Günaydın Oktan Erdikmen. Günaydın Semra Topçu. Bugün Hollanda'da parlamentonun alt kanadına 1915'te yaşanan olayların soykırım olarak tanımlanması ve bu konuda belirsiz ifadelerin kullanılmaması hakkında bir öneri getiriliyor. İktidarın dört ortağı var Hollanda'da. Bunlardan biri küçük parti, küçük ortak Hristiyan Birlik Partisi. Hristiyan Demokrat yönlü bir partinin getirdiği teklif. Aynı şekilde 24 Nisan'daki Erivan'da düzenlenecek olan, yani her yıl düzenlenen bu anma törenlerine de Hollanda hükümeti adına bakan düzeyinde bir temsilcinin gönderilmesi öneriyor. Yine aynı teklifte. Bu teklifin de çok büyük ihtimalle kabul edilmesi bekleniyor. Çünkü meclisteki partilerin buna destek verdiği görülüyor. Milletvekillerinin özellikle, milletvekillerinin genel anlamda büyük çoğunlukla bunu kabul etmeleri bekleniyor şu an itibariyle. Ancak Hollanda hükümeti hükümet olarak, yani ne kadar hükümet partileri tek tek bunu destekliyor gibi görünse de hükümet politikası olarak bu konuya çok sıcak yaklaşmıyor. Ve bunun bir hükümet politikası olması da şu an itibariyle çok mümkün görülmüyor. Sadece bu böyle bir teklif geldi. Almanya'da da benzer bir şey olmuştu. Almanya'da da meclise 1915 olaylarıyla ilgili bunları soykırım olarak tanımak gerekir teklifi geldi. Kabul edildi. Ancak o gün Merkel Berlin dışındaydı. İşte önemli isimler yoktu parlamentoda. Böyle bir, yani hem kabul edip hem de yani Türkiye'yi de çok kızdırmayalım gibi bir politika içerisindeydi Almanya. Benzer bir şeyin şu anda Hollanda'da olması bekleniyor. Bugün oylama yapılacak. Evet, ve kabul edilme ihtimali de yüksek diyorsun. Anladığım kadarıyla evet, zaten yüksek, bir kriz. Çok yüksek ihtimalle. Evet, zaten bir bu kriz. Bu zaten bir Türkiye'ye karşı bir ders verme gibi, biliyorsunuz son dönemde ilişkiler gergin. Karşılıklı olarak büyükelçiler şekilde yok. Büyükelçileri Türkiye'de birbirlerinin nezdinde. Bakan Sayan Kaya'nın ziyaretinin ardından başlayan gergin süreç bu noktaya geldi. Bu Ermeni konusu maalesef dış politikada dışişleri tarafından iyi takip edilemediği için. Yani bir ülke bunu 1915 olaylarını soykırım olarak ele alıyor. Ancak ondan sonra herhangi bir şey olmuyor. Evet. Bu nedenle diğerleri de bundan cesaret alıp arka arda benzer kararları gündeme getirebilirler. Düşünceye giriyorlar. Bu da dışişlerinin yani bana göre bir başarısız politikasıdır. Bugün geldiğimiz sonuç maalesef bir dış politikada diğer konularda biraz evvel de ifade edilen ve gelinen sorunlu sürecin bir Avrupa'daki bir yansımasıdır. Evet, çok teşekkürler Oktan Erdikmen. Tabii bunun da ikili ilişkilere yansıması önümüzdeki süreçte konuşulacaktır. Daha fazla konuşacağımız konulardan birisi olacak. Yeni bir sürece giriyoruz. Belli ki bir gerilimli sürece giriyoruz Hollanda'yla, Avrupa'yla. Çok teşekkür ediyoruz. Evet.